Polonya, Ukrayna'ya Avrupa Birliği üyeliği yolunu açacak ortaklık anlaşmasını imzalayan 9. ülke oldu. Polonya Devlet Başkanı Bronislaw Komorowski'nin anlaşmayı imzaladığı törene konuk olan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, AB'ye tam üyelik başvurusunun ise 2020 yılında yapılacağını belirtti. Öte yandan Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Rusya tarafından gelen iyi niyetli ifadelerle uyumlu tercih ve eylemlerin gerçekleşeceğini umduğunu belirtti. Mogherini ayrıca bu iyi niyeti pratikte gösteren somut işaretlerin olduğunu da söyledi. Kiev'de ise hükümet yetkilileri devlet başkanı Poroshenko gibi iyimser açıklamalar yapmıyor. Bakanlar Moskova'nın lafları yerine icraatlerinin önemli olduğunu vurguluyor. Rusya'nın somut adımlarını gördüğümüzde Moskova yapıcı adımlar atıyor diyebiliriz. Somut adımlardan kastımız ise Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi ve sınırdaki isyancıların Rusya tarafından silahlandırılmasına bir son verilmesidir. Eylül ayında Ukrayna hükümeti ve isyancılar arasında imzalanan Minsk Ateşkes Anlaşması'nı taraflar bugüne kadar birçok kez ihlal etti. Muhabirimiz Angelina Karyakina Kiev'den bildiriyor. Ukrayna Minsk temas grubunun pazar günü toplanmasını bekliyor. Kiev yönetimi Rusya'nın krizin çözümünü istediğine dair hiçbir resmi kanıt görmediğinden Moskova'nın Minsk protokolünde yazılı şartlara uygun somut adımlar atmasında ısrarını sürdürüyor. <laughs>